YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öyle bir pasta yapacağız ki hem görüntü olarak muhteşem hem de lezzet olarak harika oldu. Bal kabaklı böyle borcamla bir tatlı hazırladım. Muhallebili, bisküvili, bal kabaklı uyumu gerçekten çok güzel ve çok şahane oldu. Hazır mevsimi de gelmişken sizler de bu pratik ve lezzetli tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 1 kilo kabağı tencerenin içerisine diziyorum. Ben pazardan aldım. Böyle tabaklı satılıyor ya, hani hem soyulmuş hem de böyle iri iri doğranmış oluyor tabaklarda. O şekilde aldım. Ben boyutlarını daha da küçülttüm. Yıkadıktan sonra böyle güzelce tencerenin içerisine alıp diziyorum arkadaşlar. Buraları biraz hızlandırdım ki sıkılmamanız açısından videodan. Şimdi üzerine 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 ml. Daha önce hiç tarifimi izlemeyen arkadaşlarım var ise, ben genel olarak hep aynı su bardağını kullanırım. Hep aynı çay bardaklarını kullanırım. Bardak ölçülerim genel olarak standarttır arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını açtım. İlk kaynayana kadar böyle birazcık yüksek ateşte kaynamaya başlayınca altını mutlaka kısıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Şimdi kontrol edeceğim pişip pişmediğini. Gayet güzel pişmiş, bakın. Hemen eziliyor, dağılıyor. Zaten çok çabuk pişiyor kabak. Hiç soğutmadan direkt geniş bir kabın içerisine alacağım. Blender'dan çekeceğim. Siz böyle çelik tencerede falan pişirirseniz kabağı hiç boşaltmanıza gerek yok zaten. Direkt içerisinde de robottan geçirebilirsiniz. Ben tencerenin çizilmemesi açısından bu şekilde farklı bir kaba aldım arkadaşlar. Hiç soğutmuyorum. Hemen sıcak sıcak çekeceğim. Böyle püre haline getireceğim. Hani bebek mamaları olur ya, bal kabaklı bebek mamaları. Ben de oğluma almıştım zamanında. Anneler bilir. Kabak oldukça da faydalı bir sebze bizim için, biliyorsunuz. Bu şekilde de hazır mevsiminde gelmişken değerlendirmek istedim ben de. Bakın şöyle püre haline getirdim. Pürüzsüz bir kıvama geldi. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ve muhallebimin yapımına geçiyorum. 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı ve 1 litre sütün tamamını tencereye alıyorum arkadaşlar. Sütümü de ekledikten sonra ocağın altını açıp hızlıca karıştırmaya başlayacağım. Burası önemli bir püf nokta arkadaşlar, muhallebi yaparken. Sütü de ekledikten sonra mutlaka seri bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Çünkü unun topaklanmasını istemiyoruz. Bunu önlemek için de böyle bir çırpıcı yardımıyla hızlı hızlı karıştırmalıyız. Bakın göz göz oldu, kaynamaya başladı. Hemen bir paket vanilyayı içerisine ekliyorum. Vanilyayı da iyice yedirene kadar karıştıracağım. Daha sonra ocaktan alacağım muhallebiyi. Şimdi ocağı kapatıyorum ve kenara alacağım. Bu kadar pişmesi yeterli benim için. Eğer sizin elinizde varsa bu aşamadan itibaren bir kutu labne peyniri veya bir kutu krema ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha farklı bir lezzet verecektir eminim. Çünkü ben başka tariflerde de bu muhallebi içerisine kullanıyorum, labne veya krema. Gayet güzel oluyor. Elinizde varsa değerlendirebilirsiniz. Şimdi o sıcak muhallebinin içerisine hiç beklemeden direkt bir paket kakaolu petibör bisküviyi ufalıyorum. Hiç robottan mobottan geçirmiyorum. Direkt elimle böyle kabaca ufalıyorum. Çünkü muhallebimiz sıcak, bisküvileri içerisinde bayağı eritip yumuşatacaktır. Sadece bir paket bisküvi kullandım arkadaşlar. Yeterli geldi zaten.
Son bisküvileri de ufalayacağım ve güzelce karıştıracağım. Bir spatula yardımı ile böyle güzelce karıştıracağım. Bisküvileri tamamen yedireceğim muhallebiye, ama bisküvileri böyle ezme derdinde değilim. Sadece muhallebi ile iç dışlı güzelce karışmasını istiyorum. Zaten sıcağıyla bayağı bir yumuşayacak. Şöyle tenceremi çevireyim. Diğer kısmı da güzelce karıştırayım. Bu kadar yeterli. Hemen borcamımı alacağım. Borcamın dibine şöyle azıcık su ekliyorum arkadaşlar. Suyu borcamın her tarafına gezdireceğim. Söylediğim gibi ben borcamda yapmayı tercih ettim. Ama sizler böyle porsiyonlu kuplarda da yapabilirsiniz. Gerçekten sunumu da harika olur diye düşünüyorum. Fazla suyunu alıyorum mutlaka. Şimdi muhallebimi artık borcama boşaltabilirim. Hiç vakit kaybetmiyorum bu aşamalarda. Hiçbir şeyin soğumasını vesairesini beklemiyorum. Direkt yaptıkça sıraya göre ilerliyorum gördüğünüz gibi. Güzelce düzelteceğim üzerine arkadaşlar. Her tarafına eşit gelmesine özen göstereceğim. Bunu da bu kadar düzenledikten sonra yeterli. Zaten gayet güzel oldu üzeri de. Şimdi direkt az önceki hazırlamış olduğum bal kabağı püresini üzerine boşaltıyorum muhallebinin. Bakın rengi bile şahane görünüyor gerçekten. İyice sıyırayım püreyi de. Yine bunu da aynı şekilde her tarafına eşit gelecek şekilde özen göstererek yayalım arkadaşlar. Böyle kaşıkla ortalardan kenar kısımlara doğru itiyorum. Çünkü orta kısmına çok döküldü muhallebi. Her tarafını eşit yapmaya çalışacağım. Ve bu tatlımızın bir özelliği de arkadaşlar, mutlaka bir gün öncesinden yapıp dinlendirmemiz gerekiyor ki böyle kalıp gibi olsun. Yoksa böyle çok şey olur, yumuşak bir tatlı olur. Alırken zorluk çıkarabilir. Şimdi ben hazırladıktan sonra ağzını güzelce streçleyeceğim. Ama soğuduktan sonra dışarıda böyle oda ısısında soğuması gerekiyor ki streçinde böyle buharlanmaması gerekiyor. Bakın üzerini de düzenledim. Görüntüye bakar mısınız? Ne kadar harika ve muhteşem oldu. Şimdi ben bunu ağzını streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Bir gece bekleteceğim arkadaşlar. Burası önemli bir püf nokta tatlımız için. Lütfen sizler de yaptıktan sonra en az 4-5 saat ve vaktiniz varsa bir gün bekletin. Şimdi ben ertesi gün oldu. Bakın nasıl da kalıp gibi görünüyor. Üzerine böyle birazcık da ceviz serpiştirdim. Tabii zevke bağlı ama görüntü açısından hoş oluyor. Şimdi böyle testimize geçelim. Bakın söylemek istediğim şey buydu arkadaşlar. Böyle aldığınızda kalıp gibi çıkıyor. Çünkü bir gece beklettim ben bu tatlıyı. Sonuç gerçekten muhteşem oldu. Yapacak arkadaşlarıma afiyet olsun. Hoşça kalın.